Abi ben konuyu anlamadım şimdi. Bir konseye geldik. Burada Şahika'nın anlatmak istediği olayı bir ay evvelki olayı o zaman çözseydi, o zaman yazsaydı kağıda. Bir ay sonra yazıp burada olayı tartışıyor. Bir de Şahika'da şöyle bir huy var. Ben onun suratına söyledim. İstediği gibi, duymak istediği şeyi duyuyor. Duymak istediği şeye benim aklım gitti diyor. Hani ben de sıkıldım. Burada bir duruştan bahsediyor. Fatih'i yazıyor. Matarayı fırlattı diye. Ben diyor şiddete karşıyım diyor. E burada şiddeti yapan iki kişinin yanında zaten onların yanından ayrılmıyor. Adem'le Sabri'ye çok şiddet yaptık. Ben seninle şu an konuşmuyorum. Konuşunca böyle elini kaldır söz iste. Ondan sonra... Karşılıklı konuşmuyoruz. En çok şiddet uygulayan, tehdit eden, küfür eden bu ikisi zaten onların yanında. Şimdi bu nasıl bir duruş? Bir duruştan bahsediyor onu anlamadım. Bir de bizde şöyle bir şey var. Konseyde isim söylendi. Furkan söyledi. Bir anda olay semaya gitti. Hani ben konuyu çözemedim. Bir duruştan bahsediyor. Ben küfüre karşıyım diyor. Lafımı bölme beni kardeşim. Elini kaldır, saygılı ol. Anladın mı? Sürekli isim bir üç sema yazıyorlar. Bir değiştiriyorlar. Kendi kafalarına göre çok önemli değil. Şimdi küfüre karşı bir insansa küfür buradan geliyor zaten. O zaman onların yanında nasıl bir duruş bu? Ben onu anlamadım. Hani duruştan bahsediyor herkes. Küfür eden zaten ikisi burada. Sabri'nin ben suratında bir şey vurmuyorum. Çok zaten muhatabım değil. Sevmiyorum da kendisini. Konuşmuyorum da. Semalık bir konsey değil. Bir ay sonra içinde biriktirmiş. Geldi burada. Konuşsan abi adada. Çek kenara suratını söyle. En nefret ettiğim şey benim Acun abi bu. Hani bir şeyi konuşuyoruz. Bir ay sonra biriktiriyor. Konseyde vurmaya kalkıyorlar. Aynen. Bu bence çok yanlış ya. Ben bundan çok rahatsız oluyorum yani. Adem önce istedi söz. Adem. Abi şimdi... Burada şu an bir domino taşı gibi şöyle birisi domino taşına dokundu ve tamamen teker teker dökülmeye başladık. Şimdi herkes içindeki biriktirdiği o kuyruk acısı mı diyeyim artık gönül sızısı mı diyeyim veya vicdan sızısı mı diyeyim eğer varsa tabii ki o vicdanları. Yani burada her geçmişi açan, geçmişle alakalı devamlı insanların üstüne gelen Serhat'ın kendisidir. Evet. Bunu sözümü kesme. Annenin babanın üzerine yeme. Sözümü kesmesin. Sözümü Serhat, kesme. Serhat konuşma. Sen de dinle. Sen de dinle. Sözümü kesmesin. Yalan söylemesin o zaman. Konuşmayacaksın. Sus. Beni dinle ondan sonra. Tamam abi. Özür dilerim. Tamam. Burada geçmişe devamlı her tartışmada oyunda bile mesela biri oyunu kaybetse Sabriye'ye daha bundan evvel benim ismimi yazacağına konseyde çıktı oyun kazan diyor. Mesela benimle her tartışmasında ilk Baraka'da tartıştığımız gün, Baraka'da sadece bir sebepten dolayı onunla tartıştım. Gönüllü arkadaşları alkışlayan bazı arkadaşlara işte alkışlamayın, ben rahatsız oluyorum gibi böyle bir cümle kurmuştu. Ben de o zaman demiştim ki, bak dedim biz buraya örnek insanlar olarak geliyoruz dedim. Sen dedim Serhat Akın'sın, işte burada İlhan Mansız var, örnek insanlar var, buradaki insanlar Türkiye'de bizi izleyen çocuklar 12-13 yaşındaki çocuklar bizi izleyip örnek almaları lazım. Hani burada biraz da fair play'i de yansıtmamız lazım. Biz çünkü örnek sporcularız. Bizi buraya zaten bu kadroda getiren insanlar da bizi örnek olduğumuz için getirdiler buraya. Sen bana böyle diyemezsin. Sen bana 12-13 yaşında çocuklardan vurmaya çalışıyorsun. Sen hangi yoldasın falan gibi böyle bir yine açtı ağzını. Ben genelde ağzı diyorum kendisine. Açtı ağzını, yumdu gözünü. Ondan sonra ben dedim ki bak konuşacaksan yatıyordu Baraka'da. Kalk dedim adam gibi konuşalım dedim. Ama susacaksan bak ben sustum dedim. Konuşmuyorum. Sen de sus, kapa çeneni dedim. Ondan sonra sustu. Ondan sonra bana düşman oldu abi. Her tartışmamızda hala daha geçen gün bile 12-13 yaşındaki muhabbeti söylüyor. Ondan sonra ben... Böyle bir şey görmedim ben ya. Biz sözünü alırsın. Evet. Seninle konuşmuyorum ben. Bulandırma. Ortalığı bulandırma. Ben yalan söylemem. Merak etme. Ha. Benim hayatımda yalan yoktur. Benim hayatımda yalan yoktur. Senin gibi değilim ben. Sen daha o kadar çok şey konuşuyorsun ki. Daha sakin. O kadar çok şey konuşuyor ki Acun tamam, abi. Evet. Gerçekten söylediklerini unutuyor. Tamam evet. Yani çünkü o kadar çok konuşuyor ki buradaki 20 kişinin neredeyse bir günde konuştuğu şeyi tek başına o bir günde konuşuyor ve yarın ne konuştuğunu unutuyor. Ondan sonra yalan söylüyorsun. İftira ispatlasana. Yani sen tenhalarda konuşuyorsun. Tenhalarda konuşulan şeyleri zaten ispatlayamayız. Onu ispatlayacak kudret zaten bizde yok. Onu ispatlayacak zaten
Allah'tır. Hayır. O da zamanı geldiğinde ispatı önüne koyar. Sen de o zaman ona cevap verirsin. Bana vermene gerek yok. Ben sana zaten sen şusun, sen busun karalama kampanyasıyla hiçbir zaman gelmedim. Hep sen bana geldin. Sana Alman erkeği dedim, kalktın bütün gurbetçileri arkana aldın. Yani Allah'tan insanlar senin bu tür çirkef hallerine düşmüyorlar. Söylediklerinin hepsi yalan. TNA'da falan da konuşuyor. Benim zaten onunla muhatap olduğum yok. Hani öyle bir şey anlatıyor ki, ben 20 kişinin yerine konuşuyormuşum ya, bunu söyleyebilecek insan zaten benim çevremde veya benim mekanımda olması lazım. Buraya geldiğimizden beri en az konuştuğum insan, en sevmediğim de insan. Hani burada bir şeyler söylüyor da, rakibi alkışlama konusunda da ben şöyle açıklayayım. Burada bana diyor ki fair play'den bahsediyor. 13-15 yaşında insanlar ilanmansızdan bahsediyor. Örnek olmamız lazım diyor. Alkış olayını ben söylüyorum. Ben fair play yapmamış oluyorum. Bir kere burada hepsi şahit. Bir kere kazandıklarında alkışlamış mı? Şimdi ne fair play'inle bana gelip konuşuyorsun? Ama bana kapat çeneni falan diye konuşamıyor zaten de. Burada öyle havasını yapıyor. O beni rahatsız ediyor yani, onu söyleyeyim. Toparlayalım artık. Çok kısa yalnız konuştukça abi, siz tansiyon yükselmeye başladı. Benim tansiyonum yüksek değil. Sadece şimdi onun ismini yazdığımı gördü. O yüzden onun tansiyonu biraz çıktı. Çünkü sağlık durumu gerçekten çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Abi bak, Survivor'da, bir şeyler Survivor'da ruh sağlığının da, ben Serhat'ın ruh sağlığının da pek iyi olduğunu düşünmüyorum. Bunu her zaman söylüyorum zaten. Burada zor şartlarda yaşıyoruz ve psikolojisinin etkilendiğini düşünüyorum açıkçası. Burada... Cevap verme, bir sus ben konuşayım, ondan sonra konuşayım. Arkadaşlar, evet, daha da ben, söz vermeyeceğim zaten. Ben burada, bana tamam. Şimdi küfür eden insan diyor da, yani ben burada bir tek küfürüm, siz söylediğinizde kabullendim, rencide edici, hakaret içerikli bir sözdü. Furkan'a demem muhabbetinde. Orada da ağzımı burnu kırın dedi işte. O küfür değildi, o tehdit. Tehdit de, ha, onu tehditti. Sen onu da yapmamışsın. O tehditti, o tehditti. Onu da yapmadın sen. Sen. Fair play'sin ya. Sen. İlhan Mansur, Serhat Akın sen burada boksör olarak benim, olimpiyat benim görmüş adam bir tane, ağzını burnu kırın. Sen benim burada bir başka bir tane daha küfürümü duydun mu? Ne dedim onu söyle. Ben sözü istiyorum. Adem yeter, tamam. Şimdi bu konu... Onun yanı sıra beni kendisi tamam. Tehdit etti. Arkadaşlar abi. Tamam. Kendisi de beni, seninle görüşeceğiz gibi gül besen öyle bana. Gül falan deyip yüzüme, defalarca üzerime yürüdüm. Bak ben sana böyle durdum bekledim, tamam mı? Şöyle durdum bekledim. Yani defalarca üzerime dövecekmiş gibi yürüdün. Yani bu bıçkın delikanlılığa ne gerek var? Tamam. Arkadaşlar bırak, tansiyon. Bırak, sana döveceksin sanki. Konuşma. Susarak tamam. Cevap ver. Ne tamam. Muhatap? Ben niye susacağım ya? Ağzını bulturuyorum demedim arkadaşlar. Ya. Evet, dedim ama. Dedim mi sana ağzını bulturuyorum diye? Bırak sus ya. Sadece şunu söyleyeceğim. Bundan sonra kimse konuşmuyor. Kimse konuşmuyor. Bu akşamla ilgili sadece şöyle bir ufak bir parantez açayım. Öyle bir akşam yaşadık ki. Hani güle oynaya konuşurken iş nerelere geldi. Fakat bana soruyorsanız yani... geçmiş konuları artık biraz donduralım. Karşılıklı. Tamam mı? Serhat, ikinize de diyorum. İkiniz de geçmiş konuları açıyorsunuz. Açmayalım. Çünkü neden açmayalım? Bu konuları zaten biliyoruz. Seyircilerimiz de biliyor. Bunun artık üzerinde çok kalmayalım. Seyircilerimiz bu konuda bir takdir zaten yapacaktır. O yüzden hani aynı şeyi söylememize gerek yok. Hani burada o konuların üzerine bir daha onu yaptım, bunu yaptım diye konuşmayalım. Bunların hepsini biz artık daha önce dinlediğimiz için hakimiz. O konuları kapatalım.